Bugün sizinle sahurda yemek için mayalı yapacağız. Maydanozları doğradım. İçine peyniri de kattım. Bu şimdi bizim içimiz. Önceden yoğurmuş olduğum mayalı hamur içinde su, un, tuz ve maya var. Başka hiçbir şey yok. İşte mantı hamuru yoğurduğunuzu düşün. Onun yumuşağı mayalı hamur. Herkes bilir bunu herhalde. Bilmiyorsanız da dediğim gibi su, un, tuz ve maya. Başka hiçbir şey yok. Şöyle alacaksınız. Mayalanmış. Bu şekilde yapabilirsiniz peziyi, bakın. Babaannem böyle yapardı. Şurasına bakın, giderek düzeliyor, görüyor musunuz? Ondan sonra burası böyle oldu ya. Sonra şu şekilde oldu. Bıçağı da şuraya koyalım. Çevireceğiz. Maydanoz. Ocağı yakalım. Bu tavayı ocağa koyuyorum. Diyelim ki sizin hamurunuz çok yapışıyor. Birazcık daha fazla un koyun. Zaten başka da çareniz yok. Benimki pek yapışmıyor. Cıvık, yumuşak yoğurdukça hamurunuz oklavaya yapışabilir. Daha fazla yapışabilir. Ama yumuşak yoğurdukça da maya daha yumuşak olur, daha güzel olur. Evet. Boşta yapabilirsiniz. Ben iki tane peynirli yapacağım. Sonra da boş yapacağım. İşte bu birincisi bu. Bir tane daha alıyoruz.
Dilimci gibi yapayım. Değiştirmeyelim pezinin şeklini. Böyle yapmadan direkt yuvarlamaya da başlayabilirsiniz. Pezi yapın da nasıl yaparsanız yapın aslında. Bakın biraz düzeldi zaten. Çok düzgün olmasa da açarken o düzeliyor. Birazcık büyük oldu. Küçük küçük yaparsanız daha kibar kibar olur. Yakışıklı olur, güzel olur. Birazcık büyük yaparsanız da biraz büyük olur. Başka lezzetinde bir değişiklik olmaz. Peynirimiz bitti. Evet, içine koyduk. Burayı kapatıyoruz. İşte bu. Tavamız iyice kızardı. Büyük olduğu için tavaya da büyük geldi tabii ki. Şöyle de bir elinizde tahta olsun. Hemen çevireyim. Şurada azıcık daha dursun, çevireceğim. Sık sık çevirin ki alazlamasın, içi de pişsin. Ben bugün boş yapmayacağım. Ama boş pişirmek isteseydim içine peyniri koymayacaksınız. Burada boş pişireceksiniz. Hepsi bu. Eğer şuraları pişmediyse şöyle yapın. Bakın şöyle. Tamam mı? Şuraları pişmediyse şöyle yapın. Pişirin. Ama benimkiler pişti.
önce şu büyük oldu dediğimi yağlayalım. Siz birazcık daha küçük yapın. Sizinki daha yakışıklı olsun. Benim hem acelem vardı hem de bu kadar güzel olsa bana yetiyor. Ama siz daha kibar yapın, daha güzel olsun. Bir de bu. Bu da tereyağı alınacak. Tuzlu tereyağı daha yakışır. Eğer tereyağınız tuzlu değilse benim gibi bir damla tuz koyun. Şöyle. 30'luk tereyağı gibi olur o zaman. Minnacık tuz ektim. Bir de buraya bitirelim elimizdekini. Yağını istediğiniz kadar sürebilirsiniz. Vıcık vıcık da olmasın. Göz kararı. Sevdiğiniz gibi yağ sürün. Şimdi ben bu çok sıcak. Tadına bakabilir miyim bilmiyorum. Sonra böyle kesin. Gördüğünüz gibi benim büyük de küçüldü. Göstereyim size içini de. Görüyor musunuz? Bir lokma da yiyeyim. Çok güzel olmuş. Elime sağlık. Siz de yapın. Sizin de elinize sağlık olsun.